böyle inip bir yere yürüyoruz. Strasbourg'a değil de şeyde vardı. Strasbourg'a geçerken Baden'da mı vardı? Aynen, böyle arabayı... O sırada vardı bir de. Ama onda tabii şeydi, tren dolu. Bu sefer... Bizim uçak 10:20 geçe kalkacak ve ondan sonraki ilk uçak saat 8'de. Demek ki şu an havalimanında olan herkes Porto'ya gidiyor. Buradan bunu almış olduk. Şimdi az önce kontrolden geçtik. Kemer çıkar, laptop çıkar, ekipmanları falan çıkar. Bayağı karmaşaydı ama bunu bile özlemişiz ya. Yani yurt dışına gitmeyeli bayağı oldu. Tabii Türkiye'yi saymıyorum. Türkiye aile ziyareti oluyor. Çok da tatil olmuyor bizim için. 2019 Ağustos'undan beri ilk defa Almanya sınırları dışına çıkıyoruz. Evet, açıkçası unutmuş olduğumuz rutinlerdi bunlar. Şimdi yeniden hatırlamaya başladık. Porto'ya daha önce gitmiştik bir kere ama o zamanlar YouTube kanalımız yoktu, video çekmemiştik. Bu sefer ikinci kez sizlerle de paylaşma şansımız olacak aslında. Haydi gidelim. Şimdi Porto'da havaalanındayız. O işin bileti almaya çalışıyoruz. Menü tabii ki Portekizce ama İngilizceye de çevirebiliyorsunuz. Şimdi çevirelim tekrardan. Burada farklı bilet tipleri var. Z4. Z4 bölgesi için alacağız. 1 ve... Vidal. Vidal. O zaman devam edelim yolumuza. Evet, şimdi havaalanından otele varmadan önce biraz bir yerde oturup dinlenelim istedik. Acıktık açıkçası. Tesis molası. Evet, ama yemekler şirketten değil, kendimiz ödedik. Fakat şu espresso değil, pardon, americano. Americano söyleyeyim. 80 cent dedi. Şaşırdım açıkçası. 80 cent'e americano içmek de güzelmiş. Bayağı iyi. Afiyet olsun. Herkese Porto'dan günaydın. Biraz Hamburg'un kapalı havasından sıkıldık. Böyle güneşe ihtiyacımız var dedik. Bir yandan da ucuz uçak bileti bulduk. Dedik ki atlayıp böyle sıcak güzel bir yere gidelim. Türkiye'ye de gidemiyoruz madem. Böyle bir karar aldık ve bir haftalığına buraya geldik. Burası gerçekten çok rengarenk bir şehir. Şimdi bir otel tuttuk. Otelde kalıyoruz. Hatta orayı da gösteririm size. Şimdi bahar kahvaltı için malzemeler bekliyor. Ben de sabah böyle uyandım. Bir markete gideyim, bir iki şey alayım dedim. Sonrasında döneriz zaten. Bahar'la sohbete devam ederiz otelde. Burada maske takma zorunluluğu var. Sokakta da aslında var. Şimdi burada ekmek alacağım. Ekmekler benim fark ettiğim bayağı uygun fiyat olarak. Şöyle bakar mısınız? 7 cm bile ekmek var. Acık küçük ama yine de fena değil. Aslında şu kadar büyüklükler 12 cm. Almanya'da bunlar 30-40 cm falan aşağı yukarı. Şöyle ekmek poşetlerine bakar mısınız? Kocaman, büyük. Alışveriş torbası gibi. Almanya'da bunlar bayağı ince oluyor, böyle küçük oluyor. Şu ekmeklerden alabiliriz mesela. 9 cm ama güzel görünüyor. Ekmekler de fena değilmiş. Şunlardan 2 tane alacağım. Fiyat da çok uygun. 15 cm aşırı düşük geldi bana fiyat olarak. Evet, alışverişimizi tamamladık. Şöyle bir iki ekmek, peynir, domates falan gibi şeyler aldım kahvaltı için. Kaldığımız otelin mutfak kısmı da var. Mutfağı ortak kullanılıyor. Bayağı da temiz. Oradan bir sandviç falan hazırlayacağız. Sonrasında zaten çıkıp biraz dolaşacağız. Bu arada benim fark ettiğim burada bazı ürünler aşırı ucuz. Mesela ekmek gibi. Fakat maydanozdur, işte salatalıktır. Bu gibi şeyler resmen Almanya fiyatında. Ama gariptir. İki ülkenin alım gücü de aynı değil bu arada. Hani asgari ücretleri bile farklı ama yine de böyle bazı ürünlerde fiyat farkı var. Bağırda balkona çıkmış. Ama çok güzel, çok sakin. Bize kapatılmış gibi gerçekten. Burası da bizim otelin mutfak kısmı. Buralarda yemek yiyorsun. Şimdi içeri geçeceğiz. Mutfak kısmında göreceksiniz. Kocaman bir mutfağı var. Bayağı sevdik biz burayı. Çok sakin, tertemiz. Hatta ev sahibi de sanırım burada yaşıyor, şu karşıda falan. Bizim yaşlarımızda genç bir çocuk kız kardeşiyle beraber koymuşlar burayı. Güzel de yapmışlar. Tıpkı ev gibi, biz bayağı sevdik açıkçası. Otelli ev arası bir kombinasyon var aslında. Aynen. Ben anlamıyorum. Portekizler bu kadar küçük de değiller ya. Niye her şey bu kadar dar? Evet, kendi ellerimizle hazırladığımız
Türk usulü kahvaltıyla Portekiz'e kahvaltı yapıyoruz. Bundan nereye gidersek gidelim asla vazgeçmiyoruz. Çünkü Türk kahvaltısı gerçekten bence en iyisi. Evet, bu şekilde yaparak tabii ki bilmediğimiz bir yerde, bilmediğimiz şeylere saçma sapan paralar ödemekten de kurtuluyoruz aslında bir yandan ve bütün günü enerjik başlıyoruz baktığında. Bunu biz neredeyse her gittiğimiz yerde yapıyoruz değil mi? Evet, kesinlikle. Bir de yani dediğin gibi parası da değil, sadece mutlu da olmuyoruz başka ülkelerin, bazı ülkelerin kahvaltılarına. Bizim gibi opsiyonlar yok yani. Hani biz orada domates yemek istiyoruz, peynir yemek istiyoruz falan. Ha, ne yapıyoruz mesela? Şimdi burada da yapacağız. Çıkınca buranın fırınına gideceğiz ve fırın ürünlerini deneyeceğiz. Onu mutlaka yapıyoruz. Yani kahvaltı yapsak bile o birazcık bize şey gibi oluyor. Tatlıymış kısmı gibi oluyor değil mi? Hani genelde de tatlı oluyorlar onlar zaten. Üzerine kahve içiyoruz. Tuzlu seçenekleri çok az. Buradaki insanlar normalde direkt tatlı şeylerle kahvaltı yapıyorlar ve kahve içiyorlar. Bu bizim için birazcık ara öğün gibi aslında. O yüzden biz önden Türk kahvaltısı kısmını hallediyoruz. Sonra ardından lokal kahvaltıyı şey gibi yapıyoruz. Kendimizi garanti altına aldıktan sonra artık lokal kahvaltıyı deniyoruz. Bu arada gittiğimiz yerlerde muhakkak marketlerden siyah çay alıyoruz. Sallama çay. Çünkü çay olmadan gerçekten zor oluyor. Kahveyle de bazen gidiyor mu? Hi. Ama çoğunlukla tercihimiz çay. Otelde kahvaltımızı yaptık, birazcık dinlendik ve tekrardan kendimizi sokağa attık. Porto'dayız bugün. Şimdi Porto sokaklarını keşfediyoruz. Keşfederken de geçen sefer gitmediğimiz buradaki meşhur bir kitapçı var. Oraya gideceğiz. Aslında gitmemizin sebebi normal şartlarda olsa yine gitmezdik. Ama benim küçük kardeşim tam bir Harry Potter hayranı ve onun için bir hediye almak istiyorum. O kütüphanede Harry Potter'ın yazarı daha önceden sık sık ziyaret etmiş ve oradaki kütüphanenin atmosferinden esinlenerek Harry Potter'daki kütüphaneyi yaratmış. Dolayısıyla orada da bir Harry Potter odası yapmışlar sonrasında. Çok da tarihi güzel bir kütüphane aslında. Bizim gitmek istememizin tek sebebi normalde bir kitapçıyken sonrasında çok turistik olduğu için böyle 5 euro gibi bir ücret koymuşlar. Tabii bir kitap alırsanız bundan düşüyorlar ama günün sonunda yine böyle hani turistik sebeplerden dolayı bir şeyin böyle şey olması hoşumuza gitmiyor açıkçası. Eski halini, eski özelliğini kaybetmesi. Neyse, önemli değil. Burası güzel. Porto sokakları güzel. Biz de bu sefer oraya da gideceğiz. Burası baksana ya, çok güzel değil mi? Bomboş şu anda. Normal şartlarda burada sokaklarda maske takılıyor ama çok kalabalık yerlerde takılıyor gördüğümüz kadarıyla. Bir de burada böyle güzel araçlar var. Bunları görüyorum ve göstermek isterim sizlerle. Yürüyelim aşağı doğru. Biz de sadece öyle çok insanların içine girdiğimiz zaman takıyoruz. Tabii dikkatli olmaya da çalışıyoruz. Hava bugün biraz garip. Dün geldik biz buraya, dün açtığımızda 23 dereceydi ve çok güzel güneşliydi. Ama şu anda böyle bir bulutlu, bir güneşli. O yüzden ceketleri aldık üzerimize. Ama keyfimiz yerinde, değil mi? Evet. Şurada şöyle güzel bir kahveci var. Her videomuzun sponsoru olan kahveyi tekrar içmek ister misin? Buradan sonra, alalım mı? Kütüphaneden sonra. Kütüphaneden sonra. Okey, tamam. Bak, karşıda renkli renkli evler var. Oh, you're right. Buranın mimarisine özel olarak bir şey deniliyor mu bilmiyorum ama bildiğiniz böyle bu eski Liberia bölgesinde rengarenk, uzun, camlı, geniş, balkonlu evler var. Hepsi de çok eski, bakımsız görünüyorlar ama içleri falan çok güzel. Bizim kaldığımız otel de böyle bir evlerden biri. Bayağı beğendik herhalde. Ara sokaklardan çekim yapmaya devam ediyoruz. Bakalım Serkan geliyor. Gelmeyecek misin? Burada ara sokaklardan devam ediyoruz. Çünkü gerçekten hayat ara sokaklarda yani. Çok güzel lokal evleri görebiliyorsunuz, bahçeleri görebiliyorsunuz. Hatta çevireyim kamerayı. Buraya nasıl geldik onu anlatayım. Aslında biz buraya çok dolambaçlı geldik ve son dakika karar vererek geldik. Çünkü pandemi zamanı bir şeyleri gerçekten didik didik planlayarak yapamıyorsunuz. Biz de dedik ki madem öyle biraz şansımızı zorlayalım. Bir hafta kala ucuza nereye gideriz? Hamburg'dan nereye baktıysak her şey çok pahalıydı, değil mi? Evet. Yani kişi başı
200-250 liraya. Lira değil, euro. Değişik bir grafitiymiş. Ya normalde aslında ucuz olarak ulaşabildiğimiz yerler bile pahalıydı. Örneğin Mallorca'yı düşünmüştük. Tabii. Ama Mallorca istiyorduk. Bilet fiyatı çok fazlaydı normaline göre. Kişi başı 400 euroya denk geliyordu Mallorca, ki normalde 50-60 euroya Mallorca'ya çok rahat şey bulursunuz, yani bilet bulursunuz. Bu arada buranın caddeleri de, nefes nefese konuşuyorum, bayağı yorucu yani. Hep yokuş. Bir tip İstanbul gibi. Kesinlikle öyle. Sonra işte baktık biletleri. Günün sonunda Düsseldorf'ta 30 euroya Porto bileti bulduk. Sonra dedik ki neden olmasın. Zaten gitmeyi düşünüyorduk bir ara. Aynen. Dedik Düsseldorf'a gidelim. Orada arkadaşımız var zaten. Oradan. Evet, oradan sonra geçeriz falan. Öyle de yaptık. Normalde bu biletleri Porto'dan alsaydık kişi başı 250, pardon, Porto'dan alsaydık değil, Hamburg'dan alsaydık kişi başı 250 euroya denk gelecekti. Ama bu şekilde toplamda 200 euroya denk geldi. Bütün o tren biletleri, ara aktarmalar, işte ne bileyim Porto'ya gelmek falan derken. Mutluyuz. Sonuçta mutluyuz tabii. Bu yokuşu... Güneş görüyoruz en azından. Aynen. Kesinlikle öyle. Bu yokuşu bitirdikten sonra konuşmaya devam edelim. Yoksa böyle dilim dışarıda konuşmaya devam edeceğim ben. Porto'da böyle el yapımı çok fazla hediyelik eşya var. Buranın sardalyası meşhur, Portekiz'in. Ve bir de horozu meşhur. Horozun neden meşhur olduğunu unuttum. Buraya daha önce geldiğimizde okumuştum ama bakarım ona. Sardalya'dan da böyle değişik aksesuarlar yapmışlar. Çok güzel butik dükkanlar var bu arada. Gezerken denk geleceksiniz. Şu şey 6 euroymuş. Şey yapımı, Portekiz işi. Ama tabii böyle hediyelik eşyalar genelde pahalı oluyor. Sabahtan beri kitapçıya gidelim gidelim diyoruz. Bir türlü gidemedik. Tam olarak 1,5-2 saattir aynı noktadayız. Neden? Çünkü çok güzel böyle kokuları gelen bir restoranı gördük ve dedik ki karnımız acıkmış. Burada bir şeyler yiyelim falan. Ne ara acıktı onu da bilmiyorum. Sabah ne güzel kahvaltı yaptık halbuki. Ama girdik ve pişman olduk mu? Yok, gayet iyiydi aslında. Çok güzel bir esnaf lokantası tarzında bir yerdi. Yani tamamen lokal bir yerdi. Biz burada bu sefer hiç araştırmadık. Şuraya gidelim, bunu yiyelim, şunu içelim falan diye değil. Tamamen rastgele nerede ne gördüysek onu deniyoruz. Burayı çok beğendik gerçekten. İkimiz de balık söyledik ve hem ucuz hem lezzetliydi. Evet. İki balık yedik, tatlı yedik, içeceklerimizi söyledik. Üzerine kahve içtik ikişer tane, hepsine 22 euro ödedik. Yani hani Almanya'da yaşayanlar özellikle bu fiyatın ne kadar ucuz olduğunu fark edeceklerdir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet, hani martıya da aldım az önce. Martı şuradaki poşeti zorla açtı, 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 içinden şunu çıkardı. Kapağı kapalıydı ağzına kadar, kapağı da açtı. Yemeği başardı içindekileri. Yani şu sokağı, az önce ayağım takılıyordu ona, tam önündeydi. Şu sokağı gören der ki ne kadar pisler, dağıtmışlar. Halbuki tamamen Martı'nın suçu yani. Biz buraya yürüyorduk. Evet, evet, tertemiz bir sokaktı. Gerçekten. Kesinlikle. Öyle. Şimdi biz buraya nasıl geldik bir de onu anlatalım. Yani neden bilet aldığımızı anlattık ama şimdi belki izleyip de Almanya'dan ya da başka ülkelerden gelmek isteyenler de olacaktır diye düşünüyorum. Gelsinler mi? Gelsin bakalım. İyi gelmişsin. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Porto çok çok güzel bir şehir. Biz çok seviyoruz. Biz burayı test yaptırdık gelmeden önce. Şu anki güncel kurallara göre, biz ne zaman? Şu anda Mayıs'ın ortasındayız. Güncel kurallara göre PCR testi isteniyor. Mesela İspanya şu an hiçbir test istemiyor. Hatta şinel testi falan kabul ediyor, hızlı testi. Hızlı testi. Aynen, ama Portekiz kabul etmiyor. PCR testi zorunlu. Dönerken de bu sefer antijen testi, yani hızlı test yaptıracağız. Biz bunu Hamburg'da baktık test merkezleri nerede falan diye. En ucuz 30 euro yapan yer var. Aşağıya ekleriz linkini. Gittik, randevumuzu aldık ve ikimiz de yaptırdık. Hatta böyle burnumuza böyle çubuk falan sokarlar diye bekledik. Sonra ne yaptılar? Yok, sadece şişe verdiler. Bir, onun adı neydi? Gargara suyu, gargara gibi, suyu şey, gibi bir şey verdiler. Bir gargara yaptık. 20 saniye maksimum, evet, tutmamız gerekiyor ağzınıza dediler.
20 saniye ağzımıza tuttuktan sonra şişenin içine onu boşalttık ve teslim ettik. 72 saat içerisinde de sonuçlar çıkacak dendi. Evet, yani 48 saate kadar çıkıyor 48 aslında. Saat kadar. Ama 72 saati Porto, yani Portekiz şartı koyuyor. O kadar süresi olması gerekiyor. Günün sonunda sorunsuz bir şekilde negatif testlerimizi aldık ve uçağa bindik. Sonrasını artık kitapçıya doğru giderken aldık. Geldik. Arkamdaki kule Klerigos Kulesi. Bu civardaki bütün sokaklar hep buranın eski şehrine ait ve gezilesi noktaları barındırıyor. Bir de şeyi fark ettik. Burada gezilmesi gereken yerlere böyle tur diye yuvarlak bir şey koymuşlar. Simge koymuşlar. Hatta şurada var mesela. Gösterirsen Serkan. Görünüyor. Serkan kafa salladı. O noktaları gördüğünüzde aslında buranın o Eskişehir turuna dahil olan noktalar gibi biz düşündük açıkçası. Öyle hissettik. Çünkü görmesi gereken her yerde o vardı. Şimdi kitapçıda bu yolun aşağısında oraya devam ediyoruz. Kitapçıya devam ederken şuraya görüntüye odaklanmadan geçmeyelim. Alışveriş yapmayı da özlemişiz. Buraya ayakkabının arkasına geldik. We can have the other models in there, but... Okay, so I should check them. Yes, you should like, if you like this one, I can see if there is... Okay. Uh-huh, I got it, yeah. Normalde şu modeli istemişti, şunun 38 numarasını, fakat o yokmuş. Az önce göstermiş olduğu diğer modellerin 38 numarası varmış, şimdi oradan seçiyor. Sanırım kitapçıya yaklaşıyoruz çünkü bir sıra belirdi uzaktan. O sıra bu sıra olsa gerek. Açıkçası yine de az bu sıra. Çünkü normalde biz daha önce geldiğimizde burası böyle 1 kilometre kuyruktu. Dolayısıyla bekleyebiliriz kardeşim için. Şimdi kitapçının önünü de göreceksiniz birazdan. Burası gerçekten çok tarihi bir kitapçı. Çok da güzel bir caddede. Sağımızda, solumuzda da böyle buraları yenilemişler. Çok şık kafeler ve restoranlar, aynı zamanda da butik mağazalar var. Şimdi bu sırayı bekliyoruz. Dediğim gibi daha önce çok daha uzun bekliyorduk aslında. Şu anda fena değil. 5 euro vereceğiz. O 5 euroyu içeriden alabiliyoruz, online de alabiliyoruz diye biliyorum. Bakalım şimdi ona bakacağım. Ziyaret etme parası tabii. Evet, ama kitap alırsak kitaptan düşüyor. Dolayısıyla belki bir İngilizce kitap alabiliriz. Aslında baktığınızda pandemi zamanında böyle bir yere girmek çok daha mantıklı. Çünkü içeriye sayıyla ve mesafe olacak şekilde alıyorlar. Yoksa normalde buranın videolarına falan baktığınızda insanlar böyle dip dibe falan. Herkes mesafe kurasını dinlemiyor. Dolayısıyla en ideal zaman bu olmuş. Hem az sıra bekleme hem de içeride rahat rahat gezme. Bakalım. Kitapları aldık. Arkamızda buranın meşhur bir kilisesi var. Çok güzel dışı Portekiz çinileriyle kaplı bir kilise. Sol tarafta da yine buranın üniversitesi var. Porto Üniversitesi. Olur da Erasmus'a falan gelmek isteyenler olursa orayı da gösterelim. Serkan'a şeyi anlatıyordum. Şurada köşede bir park var. Bu Klerigos Tower'ının yani kulesinin orada. Oranın dibinde bahçe var. Böyle çok güzel zeytin ağaçları falan var. İlk geldiğimizde böyle buraya yorgun yorgun gezerken oraya uzanıp dinlenmiştik. Bayağı anılar canlanıyor şu anda. Sokakları keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi arkamızda Çinili bir duvarıyla meşhur bir burgerci var. Aslında baktığınızda sanki sanat eviymiş gibi falan duruyor. Ama burayı yaptırdıktan sonra ekstra meşhur olmuş burası. Biz bugün burayı denemeyeceğiz açıkçası. Zaten çok güzel bir yemek yemiştik. O yüzden ilk günümüzde buraları keşfetmeye devam edeceğiz. Gün batımı için şöyle bir noktaya geldik. Karşınızda gördüğünüz Douro Nehri ve Ponte Louis bir köprüsü.
Nereye gidiyoruz? En çok beklediğimiz noktaya gidiyoruz şu anda. Çok heyecanlıyız. Şu anda okyanusa gidiyoruz. Avrupa'nın en batısındayız. Atlantik Okyanusu'nun dibine geldik ve şu anda karşıya geçeceğiz. Ezilmezsek inşallah. Gelirken şeyi konuşuyorduk Serkan. Vanlı olduğu için Van'dan buraya gelmek ne kadar sürer diye konuşuyordu. Şimdi mantıken İstanbul'dan Portekiz'e uçmak 5 saat sürüyor. Keza Van'dan İstanbul'a uçmak da 2 saat 40 dakika, 3 saate yakın sürüyor. Bu sebepten bayağı 7 saatlik bir uzaklıkta. 7 saatten de fazla sürüyor. 7 hatta. Saatten evet. Ve o da dedi ki, vay be dedi, nereden nereye geldim dedi. Ben oradan de... gelmedim ama en azından bir şekilde başlangıç noktasında şu anki mevcut varış noktasını hesaplamak çalıştık sadece. Evet, ben de dedim ki kesinlikle öyle ama bu noktaya, buraya kadar sürmeye kesinlikle çok değiyor. Şu anda deli gibi rüzgar esiyor. Umarım ses kalitesi de çok kötü değildir. Ve rüzgarın sebebi. Ta-ta! İşte bu ya. Çok özlemişim burayı. Okyanus. Of, aşırı esiyor. Çok biraz aşırı güzel değil mi? Aşırı esiyor. Çok güzel. Daha önce geldiğimizde sanırım orada oturmuştum. Evet, orada Pizza Hut KFC tarzında bir şey vardı. Bak insanlar yüzüyorlar, wow, helal bak, olsun. Bayağı yaşayan insanlar var. Ama inanılmaz deniz kokuyor. Yani o kadar özlemişiz ki bu kokuyu gerçekten. Şöyle bu... Deniz Feneri'ne doğru yürüyeceğiz şimdi. Porto merkezi çok uzaklarda kaldı. Burası Foz. Ve buraya gelmek yaklaşık 45 dakika sürüyor evet. Merkezden. Ama değiyor mu? Değiyor. Şimdi aşağıya ineceğiz. Evet, okyanusu da gördük. Yani buranın ötesi artık Amerika. Kilometrelerce sonra değil mi? Evet. Karşıyı göremiyoruz ama en azından biliyoruz ki hissiyat olarak suyun öbür yanında Amerika var. Aynen öyle. Yani eskiden insanlar oraları bile keşfetmeye korkuyorlarken şimdi dünyanın dört bir ucuna istediğin gibi gidebiliyorsun. Böyle şeyleri düşünmek gerçekten bazen çok enteresan geliyor. Keyfimiz yerinde. Şimdi Liberia bölgesine geri döneceğiz. Tam 5 sene önce bu noktadan buraya bakıp Porto'dan çok etkilenmiştik. Ve demiştik ki gerçekten Avrupa'da yaşamak şahane bir şey olsa gerek. Sonrasında da yolumuz Avrupa'da yaşamaya düştü. Ve yine yolumuz Porto'ya düştü. Şu an böyle bütün günümüz hatıralar böyle geriye flashbacklerle geçiyor. O yüzden böyle bir özel noktadan bitirmek istedik videomuzu. Porto bizim için şahane bir keşifti. Tekrar buraya gelmek bizi çok mutlu etti. Siz de bize bu gezimizde eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bahar'ın söylemiş olduğu gibi burası bizim için özel bir köşe. Çünkü 5 sene öncesinde buradan bir fotoğrafımız var ikimizin de. 5 sene önceki hallerimiz tabii ki yaş olarak çok bir farkı yok gibi ama biz yine de kendimize vay be ne kadar yaşlanmışız diye sorguluyoruz zaman zaman. O yüzden bizim geçmişimiz açısından özellikle çok kıymetli. Porto'da kıymetli, bu köşede kıymetli. İstedik ki bu videonun da bitirişini buradan yapalım. Umarım Bahar'ın bahsetmiş olduğu gibi keyifle izlemişsinizdir. Eğer bizi ilk kez bu videoyla keşfettiyseniz kanalımızda sıklıkla yurt dışındaki yaşamımız ve seyahatlerimiz üzerine olan deneyimleri göreceksiniz. Abone değilseniz abone ol butonuna ve zil ikonuna basarak bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.